Adventure İstanbul'dan merhabalar. Yeni bir konumuz var. Bazı motorcular var, motorcu karakterleri var ve onlar çok kaygılı. Özellikle yeni başladıklarında çok yavaş ilerlediklerini görüyoruz ve uzmanımız Doktor Timur Hazadın Hocam burada. Ona soracağız bu karakteri, tarif edeceğiz ve o da bunun sebeplerini ve çözümlerini bize söyleyecek. Leyla Hocam hoş geldiniz. Saygılar hocam. Sizi burada görmek çok güzel. Boğaz'ın aynen kenarında bir pazar sabahında. Evet, canlı ve dinamiyiz. Şimdi Leyla Hocam. Evet. Şöyle bir motorcu tipiyle karşılaşıyoruz. Hı-hı. Motora başlıyor fakat bir türlü kafasını kaldırmıyor. Yere bakıyor sürekli, dolayısıyla dönemiyor, kaygı devam ediyor. Gidelim. Evet, şöyle yere bakıyor, çok kısa bakıyor. Çenesini kafasını kaldırıp uzakları, derinleri, geniş, yani küresel bakış. Şimdi yapamıyor. Bu motorcu tipinde ne var hocam? Neden bu arkadaşın kafası yerde? Çünkü böyle devam ederse motor süremez. Evet. Güzel. Bu arkadaşta ne var? Hocam siz beni davet ettiğinizde ben bunun üzerine düşündüm. 7 tane madde belirledim. Hani insanlar neden uzağa bakamaz? Hani bunun psikolojik kaynakları nelerdirle ilgili çok bir aslında kaynak yok şu anda. Biraz ben kendi deneyimlerimden de bahsedeceğim. Bir tanesini sen söyledin. Kaygı. Şimdi bazı insanlar böyle bir kaygılı oluyor. Böyle bir kıpır kıpır bir girdiği ortamda ne bileyim işte ayağını sallıyor. Eli titriyor. Böyle heyecanlanıyor. Özellikle yeni biriyle tanıştıysa, yeni bir mekana girdiyse, yani ortamı çok bilmiyorsa böyle bir kıpır kıpır oluyor. Şimdi böyle birisi uzağa baktığında da o kaygı devam ettiği için uzun süre onu devam ettiremiyor. Yine hareket etmesi lazım. Yani uzağa ne kadar bakacağım diyelim. Herhangi bir problem yoksa belki 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika sabit bakıyorum. Bu 3 dakika başka biri için kısa olabilir. Ama bu insana çok uzun geliyor. Yani 10 saniye sonra, 15 saniye sonra artık kafa düşüyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Yani ufuk çizgisine bakamıyor. O zaman birinci madde kaygılı olmak diyebiliriz. Şey, bunu daha sonra sorayım hocam ama hani siz doktorlar daha iyi biliyorsunuz. Bu kulak denge sıvımız var ya, horizontal. Evet, yani ufuk çizgisiyle aynı düzlem mi, paralel mi diyelim? Tabii. Aynı düzlemde olması evet, gerek. Yani kafam biraz böyle bu şekilde sabit olursa evet, o dengeyi daha iyiyse. Mesela bu Mevlana'nın şeyleri var ya. Evet, evet, evet. Semazenler. Semazenler. Mesela onlara dikkat edin. Onlar şey yaparlar. Hani kafaları eğiktir ama omurgayı şey yaparlar. Mesela kafayı sabit bir yerde tutar. Omurga hiç şey yapmaz ama. Dik tutar. Dik durur. Orada beyne bilgi gidiyor. Yani ben mesela kafam bu şekilde bakarsam beynim daha az işlem yapıyor. Daha rahat o dengeyi sağlıyor. Ama kafam böyle yamuksa, öne böyle düşüyorsa daha çok işlem yapıyor dengede kalmam için. Hmm. Daha çok yoruluyor. Yoruluyor daha evet doğrusu. Yani uzağa bakarak böyle sabit gidersem daha uzun süre yorulmadan sürüyorum. Bir de evrenle buyruksuz. Ama kafam biraz düşmüş, denge sağlamaya çalışıyorum. Motordan indi diyeceğim ya, yol beni çok yordu. Aslında yol yormadı. Dengeyi sağlamak için beynim çok fazla işlem yaptı. O yüzden yoruldum. Evet. Bu motorcu adayımızdan ne var hocam? Yani gerçekten birkaç defa olduğu bütün teknikleri denememize rağmen. Çünkü bu kafayı kaldırmanın birçok tekniği var. Evet. Öğretmenin bunu öğretmenin. Hı. Ama bütün tekniklere rağmen çok yavaş ilerledik. Ve dedi ki bu kaygıyla bu böyle devam edemeyiz. Başka bir durum var. Doktorluk bir durum var yani. Nedir evet hocam? Evet. Şimdi diğer maddelere de geçelim. En sonunda bir genel analiz yaparız. İkinci madde duygusal iniş çıkışlar. Mesela bazı insanların duyguları daha böyle yavaş iner çıkar. Bazılarınki daha hareketlidir. Yani şu an çok canlı neşeliyim. 3 dakika sonra bir haber geliyor, birden ağlamaya başlıyorum. 1 dakika ağlıyorum, sonra biri bir moral verici bir şey söylüyor. Bir anda sakinleşiyorum, gülmeye başlıyorum. Bazı insanlar böyle oluyor. Çok hızlı değişiyor duygusu. Bazısı da mesela üzülüyor, uzun süre üzüntüde kalıyor. Sonra seviniyor, sevinç de uzun kalıyor. Sonra sakinleşiyor, uzun süre sakin kalıyor. Hangisi iyi? İkincisi mi? Evet, yani duygusal iniş çıkışı fazla olanlar sabitleyemiyor. Çünkü orada sabit bakacağım ya. O bende bir duygu yaratıyor. O duygu da uzun kalamadığım için, duygudan kaçmak için başımı çevirmem lazım ya da düşürmem lazım. Yani genelde de bu insanlar bunu fark etmeden yapar. Mesela der ki işte köpek geçiyor. Aa, ağaca bak, işte yolda bilmem ne olmuş. Yani zihni ona bir bahane önerip diyor ki şu sebepten dolayı başını çevir ya da düşür. Ya da işte hızı merak ediyor. Kaçla gidiyor? Kaçıncı vitesteyim? Bakıyor o zaman ama maksadı da hız değil. Hocam, uzağa bakmaktan kaçıp o duygusal iniş çıkışı devam ettirmek. O zaman bu karakteri biz yolcu olarak motora aldığımızda da aslında aynı şeyleri bize yaşatacak. O şeyler, kaygılar, sürekli ne bileyim tedirginlikler. Evet. Ya mesela diyelim, ay ben binmeyeyim, ya dünme, yavaşlama, durma. Şöyle. Ya mesela ona eğitim veriyorsun. Hı-hı. İniş çıkışlı bir karakter şöyle. Hocam çok müthiş bir eğitim ya. Geçen haftaki eğitimden çok memnun kaldım. Sağ olun hocam. Biraz eğitim oldu mesela. Bir yerde hata yaptı. Hocam çok moralim bozuldu ya. Ben yapamayacağım. Ben yapamayacağım ya. Ben bu işi bırakmak istiyorum. Hı-hı. Yani 3 dakika önce çok müthişti her şey. Şimdi de ben diyor sürmesem daha iyi. Mesela
bu insanın uzağa bakmasında zorluklar olabiliyor. Çünkü duygular iniyor çıkıyor ya. Uzağa bakmak demek sabit de olacak duygu. O zaman ikinci madde bunu söyleyebiliriz. Bir, kaygı dedik. İki, duygusal iç çıkışlar. Üçüncüsü de hiperaktivite diyebiliriz. Mesela sabit duruyorum hiç kıpırdamadan. Ne kadar duruyorum işte ortalama bir insandan belki daha uzun durabiliyorum. Kim insanda böyle bir basıyorlar böyle hiç kıpırdamadan durduğunda. Burada da kafa sabit duruyor ya. Evet. Bir süre sonra onu basıyorlar. Böyle bir şey yapmak istiyor. Hareket etmek istiyor. Mesela bu insanlar bir ortama girdi. Mesela kaygılıdır. Ayağını sallar. Anahtarlıkla oynar. Oynar. Parmağında bir şey vardır. Yani böyle bir şey vardır. Hareket. Hiç kıpırdamadan dur. Zorlanırlar. Tabii bunların altında psikolojik sebepler de var. Belki biraz onlara da gireriz birazdan. Üçüncü madde bunu söyleyebilirim. Hiperaktif karakterin motosiklet sürüşünde kafasını kaldırarak uzağa bakması çok zordur. Evet. Bunu, zordur. Evet. Çünkü sabit duruyorum ya, içimden bir şey dürtüyor beni. Hareket et, hareket et, hareket et. Yani siz öğretmenlik yaptınız, işte okulda öğrenciler var. Sınıfta bir tanesi öyle normal duruyor, hiç kıpırdamıyor. Başka bir öğrenci öbürünün saçını çekiyor, onun silgisini alıyor, arkasına dönüyor. Çantayı şey kurcalıyor, evet. Duvara bir şey çiziyor. O uzağa bakarken zorluk çekecek motor sürerken. Daha sakin, sabit duran uzağa bakmakta. Sen diyeceksin ki uzağa bakarak sür, tamam diyecek. Konu 10 saniyede bitecek. Diğerini günlerce konuşacaksın. Uzağa baktıydı, bakmadıydı. Baktıydı, bakmadıydı. Baktıydı, bakmadıydı. Evet. Yani diğerinde o yetenek yok. İstese de yapamıyor. Hani biz şey zannediyoruz. Ya uğraşmak istiyor. Bu adam kayağa da ilgi duymayacak. Yani kayak da yapmayacak bu yani o zaman. Yani bu yönünü geliştirmesi lazım. Bu yönü geliştirmesi yani lazım. Şimdi hiperaktif biriyim. Bugüne kadar da bana önemli bir zararı olmadı. İdare ettim. Ama şimdi motor sürmeye başladım. Artık bu hiperaktivite benim hayatımı etkiliyor. Onu bir tık azaltabilirim. Yani burada amaç hiperaktifliği tamamen yok etmek, kendinden, içimden çıkartmak değil. Bir tık azaltmak. Çünkü onun da faydalı olduğu yerler var. Mesela ne bileyim. Hocam şey olabilir mi? Hı-hı. Hiperaktif biriyim ama ben süpersport bir racing motor alıyorum. Ha bir de gazla oynuyorum. Aç kapa, aç kapa. Evet. Bu yani böyle bir karakterin varsa diğer motosikletlerdense böyle bir motoru tercih edebilir miyim? Tabii. Yani, yani onlar zaten şey yapar. Bu tarz hareketleri severler. Yatırdım, düzelttim. Güzel. Bir daha şey böyle yolda görürüz mesela. Sürücüler. Aslında müşteriye pizza yetiştiriyorum ama sanki böyle. Evet mesela o, orada o şeyi atıyor. Duyguyu atıyor. Hani benim takipçilerimize önerim. Bunu motosikletle değil de başka ortamlarda. Ne bileyim, fitness'a gidersin, spor yaparsın, koşu yaparsın, işte basket oynarsın. Basket oynarsın, futbol oynarsın. Futbol oynat dersin ki ben biraz böyle kıpır kıpır oynayacağım, haberiniz olsun, koşturacağım. Sprint mi deniyordu, ani evet. Ataklar yapacağım vesaire. O zaman o duyguyu orada boşaltmış oluyor. Motosiklete bindiğinde o duygu azaldığı için daha rahat onu yapabiliyor. Yani insanların buna zaman ayırması lazım o duyguyu bitirebilmek için, boşaltmak için. Evet, şimdi dördüncü maddeye geçiyorum. Dördüncü madde kendisiyle temas edememek. Şimdi bu ne demek hocam? Ya bu biraz karışık bir oldu. Hatta şöyle insanlar şöyle diyebilir. Yani ne alaka? Kendiyle temas edememekle uzağa bakmak ya da motosiklet sürmek. Şöyle bir alakası var. Şimdi mesela kafede oturduk. Mesela biz yapalım. Şöyle ufuk çizgisine bakalım hocam. Bakıyorum. Bakıyoruz. Böyle bir sabit 10 saniyeden daha uzun baktığımızda 15-20 saniye sonra zihnimize bilgiler gelmeye başlıyor. Bu gelen bilgiler ya yakın zamanda olmuş bir olay diyelim. Dün bir olay olmuştu. Beni rahatsız eden bir şey vardı orada. Sıra dışı bir şeydi ya da bir hafta önce ya da bir ay önce. Bazen de çocuklukla ilgili bir şey. Bir olay geliyor. O olayın içinde de yani bir anı geliyor. Anının içinde de kişiyi rahatsız eden olumsuz duygular var. Kötü duygular var. Şimdi kendisiyle temas eden yani ruhsal gelişim, kişisel gelişim, kendimi geliştireyim diyen bir insan o gelen anıdaki bilgiyi merak ediyor. Diyor ki bu anıda beni ne rahatsız ediyor? Anının içinde gezinmeye başlıyor. Ya da dünkü bir olay da olabilir. Ya dünkü olay benim aklıma niye tekrar tekrar geliyor? Orada ne oldu da bu kadar etkilendim? Merak ediyor. Merak eden kişi uzağa bakabiliyor. Merak etmeyen kişi yani kişi diyor ki ya bu moralim bozdu ben bu anıyı düşünmek hatırlamayayım istedim. Bunu. Evet. O zaman kafasını çevirmesi lazım ya da kafayı düşünmesi lazım. Mesela günlük hayatı düşünelim. Bir ortama girdim. Mesela şu an sahildeyiz. Güzel bir manzara işte martılar var. Yeşillik biraz hava kapalı. Bu ortama girdim. Kim insan diyor ki ya burada bir şey beni bir gerginlik yapan bir şey var. Bura bana iyi gelmedi. Burada durmayalım diyor, şu tarafa gidelim. Başka biri ise burada diyor beni gelen şey ne acaba merak ediyor. Uzaklaşmıyor, kalıyor. Onu bulmaya çalışıyor. Çünkü o bilgiden belki kendiyle ilgili yeni bir şey fark edecek. Buna yatkın insanlar uzağa bakması daha kolay oluyor. Daha kolay. Çünkü uzağa baktıkça bir süre sonra kendi içime de bakmaya başlıyor. Kendi içimdeki olumlu ve olumsuz yönlerle daha iyi temas kuruyor. Yani özet olarak kişisel gelişimle uğraşanların uzağa bakması daha kolay oluyor. Daha kolay. Kişisel gelişime mesafeli olanlar, kendiyle temas kurmayanların uzağa bakmasında bazı zorluklar olabiliyor. Ne var hocam sırada? Hele bakalım. Sırada işte. Başka bir madde, belirsizliğe tahammül edememek. Hmm. Şimdi
Bazı insanlar... Bunu biraz anladım sanki. Evet. Mesela ne anladınız hocam? Biraz da sizden geri bildirim alalım deneyimlerinizden. Mesela motorcu geliyor, çalışacağız. Kaçıncı dakikada ne yapacağımızı bilmek istiyor. Hocam kaç kilometre sonra mola vereceğiz diyor mesela. 22 demek gerekiyor ona. Ne kadar mola vereceğiz? Şu kadar. Şu kadar dakika. Dakika mola vereceğiz. Orada ne konuşacağız? Yani 5'ne 1 K'nın hepsini bilmek istiyor her zaman. Evet. Mesela bu karakterler uzağa bakmakta zorlanıyor. Çünkü uzağa bakıyorum ya, 10 saniye sonra, 20 saniye sonra, 1 dakika sonra ne olacağını biliyor muyum? Yani yolda bir tehlike mi olacak, güvenli bir şekilde gidecek miyim? Biliyor muyum? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu anda da bilmiyorum. Yani 1 dakika sonra şu an başımıza ne gelecek? Bu iskele çökebilir. İskele çökebilir. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu belirsizliğe tahammül edenler uzağa daha rahat bakıyor. Çünkü her an her yerden bir tehlike, bir şey çıkabilir. Ama belirsizliğe tahammül edemeyen kontrolcü kişiler ya o olursa, ya mesela oraya bakıyorum ya, ya şuradan bir şey geliyorsa da görmezsem dur bir kontrol edeyim. Ha yok, gelmiyormuş. Tekrar. Ya şurada bir şey varsa, oh, gelmiyor. O zaman sürekli bir arayış içindeyim ya. Sabitleyemiyorum bakışımı. Evet. O yüzden belirsizliğe tahammülüm gelişirse uzağa bakmam da gelişiyor. Peki benim yorumuma ne dersiniz hocam? Aşırı rasyonel ve mühendisçe düşünen insanlarda bu var gibi geliyor bana. Evet. Çünkü mesela siz de hatırlarsanız sürüşte diyoruz ki sistem kullanıyoruz ya, bilgiyi al, konumunu belirle. Evet. Bu sistemi kullanırken diyor ki her şeyden bilgi almam lazım. Evet. Tamam. Peki belirsiz olandan nasıl bilgi alabilirsiniz ki? Yani mesela 1,5 kilometre sonra kafamıza göktaşı düşebilir veya heyelan olabilir bir tepenin önünden geçerken. Bunu öngöremeyiz. Bilemeyiz. Yani tepenin arkasında ne var? Ama ben çok aşırı aşırı rasyonelsem ve bunu cebimde tutuyorsam onu da bilebilmem lazım. Tabii. Yani tepeye çıktığımda görebilirim. Görebilirim. Tepenin arkasında ne var? Evet. Yani bu insanlarda duygusal taraf zayıf oluyor. Hep mantıkla düşünüyor. Evet, evet, yani evet, evet. Mantık olarak diyor ki ben bunu tepenin arkasında bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Tamam. İsteyebilirim. Normal. Mümkün mü? Mümkün değil. Orada duygusal taraf bu bilgiyi veriyor. Diyor ki mümkün değil bu. Bunu sadece kabul et. Tepenin üzerine çıkarsan sonrasını görebilirsin. Bu insanlarda duygusal kısım eksik olduğu için mantıksal taraf, yani beynin mantıksal tarafı daha çok sol taraftır. Yani sol beyinleri çok gelişmiş. Sağa iyi dönüyor hocam bu tipler, evet. Evet. Sağ beyinleri daha az gelişmiş. Orada sağ beynin bilgi vermesi lazım. Yani evet. Mantık olarak söylediğin doğru. Yine de şu sebepten bu mümkün değil diyecek ki sol beyin orada ha tamam diyecek. Yani sağ beyin ve sol beyin koordineli çalışıyorsa o insan bunu başarabiliyor. Evet. Sadece sol beyni kullanıyorsa bir süre sonra sıkıntılar olabiliyor. Evet. Yani mesela işte 1 kilometre, 2 kilometre gidiyoruz diyor, basıncım hala doğru değerde mi? Lastik basıncım. Evet. Doğru değerde mi? Hocam eldivenimin tokasının tam geçtiği yer doğru mu? Doğru sıkılıkla mı sıktım? Evet. Bizim bu aynı karakter mi? Aynı karakter. Yani yine mantıksal olarak diyor ki basınçlarda bir sorun olabilir. Kontrol et. Orada duygusal taraf diyecek ki ya daha yeni kontrol ettin. Bunun bir sonraki kontrol ortalama ne olsun? İşte bir hafta sonra olabilir. 10 gün sonra olabilir. Veya yarın olabilir. Ya da yarın olabilir. Yani yarın kontrol. Yani 10 dakika içinde lastik basınçları değişebilir mi? Değişebilir. Mantık olur. Patlarsa değişebilir. Ama düşük bir ihtimal. Evet. Yani ne kadar bir ihtimal? %0.01. Evet. Uyduruyorum şu an. O kadar düşük bir ihtimal. Mantıksal düşünen onu %90 gibi algılıyor. Algılıyor. Duygusal düşünen o rakamı doğru bir şekilde algılıyor. Yani mantıksal düşünen daha çok siyah beyaz düşünüyor. Anladım. Yani bazen grilere ihtiyacımız oluyor ya. Duyguları yöneten sağ beyin miydi hocam? Duygusal tarafımız sağ taraf, beyin. Mantıksal tarafımız sol taraf. Evet. Rasyonel yani, tarafımız sol mesela taraf. Mesela bu alanda bir duygusal bir şey var. Bir duygu hissettiren bir şey var. Onu sağ beyin. Sağ beyin yaptırıyor. Evet. Ama burada mantıksal bir şey. Yani mesela burada mı otursak, orada mı otursak? Bu kararı mantıklı tarafım veriyor. Sol beyinle alıyoruz. Burada otursam ne hissederim, orada otursam ne hissederim? Bunu o sağ beyin karar veriyor. Evet. Sağ beyin karar veriyor. Yani iki beyni de kullanabiliyorsa uzağa bakma daha kolay oluyor. İkisini aynı anda kullanabiliyorsun. Aynı anda kullanabiliyorsun. Sadece sol beyni kullanıyorum. O bir süre sonra sıkıntı yaratabilir. Anladım. Öyleyse bu motorcunun ne yapması lazım hocam? Bu motorcunun şunu yapması lazım. Sağ beynini, yani duygusal beynini kullanıcı egzersizler yapması lazım. Ne gibi? Ne gibi? Mesela ne olsun? Bu insanlarda empati yapmakta problem oluyor. Evet. Empati dediğimiz şey şu. Karşıdakinin ne hissettiğini anlamak. İkincisi de neden öyle hissettiğini anlamak. Anlayabilir. Mantıksal insanlar karşıdakinin ne hissettiğini anlıyorlar. Mesela diyor ki bu ne hissediyor? Bakıyor üzgün diyor, üzülmüş diyor. Sence ne oldu da üzülmüş? Onu anlayamıyor. Bence diyor şöyle bir şey olmuştur diyor. Ama yanlış çıkıyor. Duygusal insan onu da doğru. Sebebini de buluyor. Doğru tahmin ediyor. Mesela bu insanlar arkadaşlarıyla egzersiz yapabilir. İşte Ahmet şu anki duygun sanki
hafif sinirli gibisin, doğru mu? Ahmet diyecek ki doğru. Bu sinirlenmenin sebebi şu olabilir mi? Ahmet hayır, biraz önce şöyle bir şey oldu, ona sinirlendi. Şimdi bu egzersizi 100 kere yapsa... Duyguyu sonra, yakalamaya başlayacak. Evet, o yeteneği sahip olur. Yani motor sürmek gibi. İlk sürdüğümde biraz daha heyecanlanıyorum. Sürdükçe 100. sürüşümde ne diyorum, artık rahatladım. Yani otomatik pilotta artık sürmeye başlıyorum. Bu da otomatik pilotta olmaya başlıyor. Yani duyguyu yakalamak, empati yapmak. Bir süre sonra da uzağa bakışta bu işi daha yetenekli bir hale dönüştürüyor. Başka ne var hocam? Başka ne var? Hocam başka şu var. Son, bunu da söyleyeyim. Belki takipçilere sıkmaya gerek yok. Anla şeyleri söyledik zaten. Başka bir şey de iletişim. Sağlıklı iletişim kurmak. Şimdi tabii sağlıklı iletişimle uzağa bakmanın nasıl bir bağlantısı olabilir? Gerçekten çok merak ettim hocam. Nasıl bir bağlantı? Şöyle bir bağlantılı. Mesela biz seninle şu an sohbet ediyoruz değil mi? Evet. Ne konuşuyoruz? Uzağa bakış. Bakış evet. Başka kim bir... iyi bakar kim bakamaz. Evet. Mesela uzağa bakışı konuşurken virajda nasıl yatılır konusuna giriyor muyuz? Girmiyoruz. Uzağa bakış konusunda uzun süre kaldık. Evet. Konuşabiliyoruz. Evet. Bunu söylüyorum. Bazı insanlar sohbet ederken çok konudan konuya geçiyor. Mesela bir onu anlatıyor, bir onu aynı anda 5 şey anlatıyor. Yerel seçime geliyor oradan. Evet. Yani konuşmada bir dağınıklık var. Konuşmada dağınıklık olan, konudan konuya geçen, bir konuda uzun süre kalamayan karşıya da uzun süre bakamıyor. Orada da o dağınıklık açığa çıkıyor. Bu hocam, bu konuşurken de konuyu dağıtan, peki konuşulanın sohbetin içerisinde kalamayıp da başka bir konuyu konuşmaya başlayan da böyle midir? Tabii aynı şey. Aynı şey. Çünkü şey, mesela biz şu an uzağa bakış konuşuyoruz değil mi? Yanda üçüncü kişi diyor ki kabak tatlısı da ne güzeldir diyor. Evet. Ya da ben buraya sık sık gelirim diyor mesela. Yani onun buraya sık sık gelmesi şu an gündemimiz değil. Değil, evet. Ama 3 dakika sonra onu konuşabiliriz. Sırayı bekleyelim. Sırayı bek. Çünkü bu konu henüz tamamlanmadı. Yani beynimizle bu konuyu tamamlayıp dosyayı kapatmamız gerekiyor. Dosya kapandı, bu konu bitti. Sonra öbür konuya geçeriz. Evet. Bu bir yetenek. Bir yetenek. Bazı insanlar bunu başaramıyor. Yani istese de mesela diyorum ki aklında 5 tane konu var. Doğru mu? Evet. Bir taneyi seç. O bir taneyi karşılıklı konuşalım. Ne kadar konuşalım? 3-4 dakika. Evet. Sonra da ikinciyi konuşalım. O da 3 dakika. Sonra da üçüncüyü. Tamam mı? Tamam diyor. Ha, olmuyor. O ekranı bölüyor 5 parçaya. Hepsini evet. bize gösteriyor. Evet. Yani tam birinciyi konuşurken aklıma diyor bir şey geldi. Böyle bir insan uzağa bakma zor. Çünkü orada da zihin geziniyor. Yani burada yine odaklanmak ve sabitlemekle ilgili. Yani o konuya odaklandım, sabitlendim ve onu konuşuyorum. Aklımda diğer konular var ama onları bekletebiliyorum. Şimdi uzağa bakıyorum. Orada da bilmem ne var. Kişi hemen merak ediyor, o ne? Aslında oraya bakması belki güvenliği bozacak bir şey olabilir. Onu görmese de olur. Çok önemli değil yani. Onu başaramadığı için mecbur bakmak zorunda. Burada da önerim şu olur insanlara, takipçilerimize. Mesela insanlarla konuşurken kendini muayene etsin. Sabit kalabiliyor muyum konuda? Sohbette. Ya da hatta daha iyisi. Çünkü bazen insan kendine kör olabiliyor. Bu geziniyor ama farkında değil. O zaman ne yapabiliriz? Mesela ses kaydı yapabilirim. Nasıl? Sana diyeceğim ki ya şimdi bir 30 dakika sohbet edelim. İzin versen ben bu sohbeti kaydetmek istiyorum. Sonra dinleyeceğim. Diyelim ki sen tamam dedin. Kaydettim. Ertesi gün sakin kafayla dinliyorum. Nerelerde dağılmışım? Nerelerde konudan konuya geçmişim? Çünkü orada şey diyemem. Cihaz yanlış kaydetmiş. Aslında ben konudan çıkmamıştım falan. Diyemem. Çünkü o her şey açık ve net. Yani kayıtta. Bunu diyelim haftada bir yapsam. Her hafta bu egzersizi yapıyorum. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta sonra yavaş yavaş bunun düzeldiğini göreceğim. Yani daha az dağıldığımı. Sohbette kalabileceğim. Kalabildiğimi. Bunu yaptıkça da bir süre sonra uzağa da uzun bakabildiğimi göreceğim. Yani takipçilerimize şunu anlatıyorum. Ben hep uzağa bakacağım. Bu yönümü geliştireceğim. Bu çok zor. Yani onun temel işte burada 7 tane maddeden bahsettim. Bu maddelerden hangileri varsa o kişide motora binmediği zamanlar bu egzersizleri yapacak. Ya da işte bize yorumlarda sorabilirler işte onda hangi problemler varsa. Bu egzersizleri yapacak. Motora bindiğinde zaten bu yeteneği biraz kazanmış olacak. O zaman bakabilecek. Yani bu yeteneği kazanmak için motor sürdükçe bunu kazanmak aslında bir yönden de riskli. Çünkü kafam düştü kaldırdım, düştü kaldırdım. Belki bir gün kaza da yapabilirim ya da defalarca yaptım hiçbir şey de olmayabilir. Bu bir risk. Ama bunu kendi kendime yaparsam mesela ne dedik? Uzağa baktıkça aklımıza bir şey geliyor. Kişi kafede oturur, uzağa bakar, anılarıyla temas eder. Ya da hiperaktif birisi sakin kalmayı geliştirebilir. Ya da belirsizliğe tahammül edemeyen belirsizliğe tahammülü geliştirebilir. Tabii bunlar ana şeyler, başka şeyler de olabilir ama çoğunluğu bu ana saydığımız maddeler. Evet. Peki hocam bunların kaynağı ne? Niye insanlar böyle davranıyor? Güzel soru. Bak bunu unuttum ben. İyi hatırlattın. Bunların hepsinin kaynağı çocukluk anıları. Yani mesela bu egzersizleri yaptığı kişi ne yaparsam yapayım hiperaktifliğim geçmiyor mesela. Ya da ne olmuş bana çocuklukta hocam? Kaygılıyım. Elim ayağım durmuyor, ne olmuş? O zaman küçükken beni hiperaktif yapan birisi var. Birisi var. Yani. O bana nasıl davranmış? Mesela ya aşırı zorlamışlar uslu ol diye. Uslu ol. Yaramazlık yapamamışım, o bir gerilim yaratmış. Bu olabilir. Evet. Ya da ailede hiperaktif biri var kıpır kıpır.
Onu gözlemledim. Ben onu gözlemleyerek modellemişim işte. Babam da kıpır kıpırdı. Annem de öyleydi. Ya da işte ne konuştuk? İletişim. Konudan konuya geçmek. Yani ailede öyle birisi var diyelim. Teyzem de öyleydi. Aynı anda 5 şey anlatıyordu. Ne dediğini anlamıyorsun. Ben de onunla çok vakit geçirdim. Farkında olmadan ona benzemişim. Ya da annem öyleydi, babam öyleydi, amcam öyleydi. Kişi bu bağlantıları bulursa ben kime dönüştüğüm için böyle konudan konuya geçiyorum. Hiperaktifim ya da diğer özellikler. O bağlantıları bulmak da yine farkındalık yaratıyor. Bir süre sonra zihin onu işlemliyor. Ve artık sen dönüşmeye başlıyorsun. Yani bugünkü senle yarınki sen aynı olmuyor. Her seferinde bir gıdım, bir fark oluyor. Daha sonra da bu motosiklete yansıyor. Kişinin günlük hayatına başka yerlere yansıyor. Yani birçok yerde onun yararını görüyor. O zaman şimdi burada videoda saydığımız hocam, bu sohbette saydığımız karakterler motosiklet sürmeyi geliştirmek için öncelikle bu egzersizleri yapsınlar. Bu terapötik egzersizler mi? Evet. Yani bunları yaparlarsa sürüşleri daha iyi gelişir. Evet. Yani buna zaman ayırsınlar. Yani ben her gün 30 dakikamı, yarım saatimi bu işlere ayıracağım. Kişisel gelişim ya da bu motosikletle ilgili konuşulan konulara. Ama burada hedef iyi moto sürmek olmasın. Kişisel gelişim. Kendimi daha böyle tatmin olmuş, daha kendim gibi, daha yaşamdan keyif alan, doyum alan, keyif alan, hem kendime hem etrafa faydalı bir insan olan birine dönüşmek. Bu olsun. Motor da bunun şeyi, ekstrası olsun. Peki motosiklette hani diyoruz ya, yani ya çok iyi hissediyorum kendimi. Bak yine mutluyum gördüğün gibi. Neden? Çünkü motor sürdüm diyor. Evet. Mesela motosikletten keyif alan, iyi süren, iyi gezen, iyi motosiklet sohbeti yapan arkadaşların durumu iyi o zaman biraz yani. Çok iyi. Hatta bir videomuz vardı. Motosikletin psikolojik faydaları. Faydalar, evet. Takipçilerimiz isterse bir daha bakabilir. Evet, şuraya koyarız onu. Aynen. Şimdi motor sürerken mesela uzağa bakıyorum. Kendimle temas ettim. Bir anı hatırladım. O anın içinde kötü duygular var. Kötü duyguları bazen işlemlemek için biraz şey yaparız. Kasılırız. Bir yerlerimiz kasarız. Motor sürerken de işte bacağımızı kasıyoruz. Belimizi kasıyoruz. Bazen işte vücudumuzda işte hareketler yapıyoruz. Mesela günlük hayatta belki şöyle yatmayız değil mi? Evet. Hani az yaptığımız bir şey ama motosiklette bunu yapıyoruz. O zaman farkında olmadan motosiklet sürdükçe kötü duygularımızı daha hızlı siliyoruz. Yani aslında bir çeşit terapi oluyor. Yani kişisel gelişime katkısı olan bir şey. Ya da o işte özgürlük hissi, o rüzgarın verdiği duygular yine onarıcı etkiler oluyor. Ya da böyle titreşimler mesela, bu eklemlerimizin içinde reseptörler var. Bu proprioseptif diyoruz. Bunlar işte o vücudumuzun dünyadaki konumuyla ilgili bize bilgiler veriyor da organlarımızın durumuyla ilgili. Onlar mesela şey oluyor, harekete geçiyor. Mesela şey olur ya, insanlar para atarlar, koltukta böyle otururlar, koltuk titrer. Çok saçma değil mi? Niye biz bundan zevk alıyoruz? İlginç. Aynısı. Motosiklette de aynı şey oluyor. Orada kötü duygularımızı hızlı silmiş oluyoruz. Öyle bir şey var, etkisi var. Son bir madde daha var, onu da söyleyeyim. O da bağ kurmak. Bağ kurmak. Bağ kurmak. Mesela ben şu an seninle bağ kurarak konuşuyorum. Yani bir kendi kendime konuşurum. Yani senin hani ne hissettiğini çok önemsemem. Bir de seninle konuşurum. Yani yüz zaman mimiklerine... ve mekan olarak sendeyim yani. Evet, yani yüz mimiklerine bakıyorum, duyguna bakıyorum, bana verdiğin tepkiye bakıyorum. Mesela söyleyeceğim bir şey vardı, o tepkiden dolayı onu biraz erteledim. Başka bir şey söyledim. Yani böyle bir interaktif bir şey. Birbirimize ilişki halindeyiz. Bunu yapabilen insanlar daha iyi uzağa bakıyor. Çünkü orada da o ufuk çizgisiyle bağ kurmuş oluyorsun. Bir arada bir bağlantı oluyor. Onunla bağlanarak gidiyorsun. Evet. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Mesela kimi kimsesi olmayan, yapayalnız, eşi dostu, arkadaşı az ya da eşi dostu arkadaşı var ama bağ kurmuyor. Hani kalabalıklar içinde yalnızım der ya. Bir gönüldaşlığı yok. Gönüldaşlığı yok. Onlar da yine uzağa bakarken zorlanıyorlar. Çünkü o bağ kurmamız gerekiyor orayla. Yani böyle samimi, sıcak, ilişkisel insanlar bunu daha rahat yapıyor. Daha böyle robotikler biraz daha zorlanıyor. Zor yapıyor. Uzağa bakarak. Bu tip hocam yanılmıyorsam motosiklete başlaması da çok zor. Aslında ne işim olur benim, yani bu, evet, benim motorla ne işim olur diyen tiplerin, evet, çoğu da böyle yani. Böyle. Yani şey diyor, abi motor tehlikeli. Tehlikeli. Yani genelde duyacağımız cümle bu. Evet, motor tehlikeli. Neden tehlikeli diyorsun? Tehlikeli diyor. Tehlikeli. Tam kendi de tanımlayamıyor. Evet. Tehlikeli diyor. Tehlikeli. Binmeyin diyor. Evet, karşıyım. Her gün haberleri de, evet, görüyoruz, tehlikeli. Ama böyle daha sıcak, daha ilişkiseller mesela şöyle diyor. Ya ben tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sen bilgiler veriyorsun. Mesela diyorsun işte giyimine, kuşamına dikkat et. Eğitim, evet, al. Riskli yerlerde sürme vesaire. Ha, o zaman ben ehliyet alırım diyor. Diğeri, evet, direkt kapatıyor. Tehlikeli, tehlikeli abi. Benim işim olmaz. Başka bir şey konuşalım. Evet.
başka bir şey konuşalım. Tamam, tehlikeli, biz tehlikesi demiyoruz. Evet. Ama usulüne uygun yaparsan bir şey olmuyor yani. Doğru, evet. Hı-hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu güzel pazar sabahını bize ayırdınız. Valla çok güzel oldu. Bana da çok iyi geldi. Yine çok şey öğrendik sizden. Evet, takipçilerimizden yorumlar bekliyoruz. Bekliyoruz. Kimler, birkaç karakteri saydı hocam. Kimler motora başladığında ne sorunlar yaşıyor, nasıl çözülür? Ve sanki bu karakterler önce kendilerini düzeltsin sonra motora başlasınlar gibi de alınadım ben biraz. Evet, ya da ikisini aynı anda yap. İkisini aynı anda yap. Hem motor eğitimi alsın. Ama bu kişisel gelişme vakit ayırsın. Her gün en azından bir 30 dakika ama buna ayıracağım. Yani onu da motor sürüşünün bir parçası gibi düşüneceğim. Gibi. Hem kendimi geliştireceğim hem de motorumu daha güvenli tutacağım. Yorumlarda siz de yazın, bu karakterlerden yakın olduklarınız var mı? Bakalım hangimizde ne var ortaya çıksın. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer emek ediyoruz, videoyu beğendiyseniz o beğen tuşunu yapın. Abone olmayan çok fazla seyircimizin olduğunu biliyoruz yani. Abone olsun, bir bağ kursun. Gel bir bağ kuralım hocam. Sarılalım şöyle. Şöyle yapalım. Abone olalım. Abone olsunlar ki bağ kursun. Aboneyim abone şarkısı vardı. Biz aynen. Üniversitedeyken hocam. Teşekkürler. Öyle miydi? Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça